hatırlıyorum. Benim çok sevgili bir arkadaşım vardı. Etihad'a sekreter. Çok güzel bir kızdı. Evliydi. Ondan sonra bir mimarla fingirdemeye başladı evliliğin dışında falan. Sonra bir gün ben bunu yemeğe götürdüm. Yemekte bana işte yeğeni sevgilisini anlatıyor. İşte nasıl sevişiyorlarmış, nasıl işte bilmem ne falan. Ben dinledim dedim. Bak dedim ya. Bütün bu anlattıklarını nur içinde yatsın dedim. Darwin hallettiydi. Çünkü dedim tabiatın bir maksadı var. Seni bu herifle yatağa sokun. İbrahim. Tamam. Çok kızdı bana. Ben dedi odun gibi adamsın, romantik. Ya dedim bütün o dedikleri Darwin'in izahı içine giriyor ablacığım dedim. Bütün bunlar bunun mekanizması lan. Bir kitapta denk gelmişti. Bu Newton açıkladığı zaman gökkuşağının nasıl olduğunu, bir ışık yanılsaması olduğunu. Bütün herkes, hayır canım, bir gökkuşağı olur mu, o çok romantik bir şey, çok şiirsel bir şey diye kızmışlar, küsmüşler, bayağı sinir olmuşlar. Şimdi de duyguları tipleşmeyi açıkladıkça, bilim dünyası bunları buldukça millet inanmak istemiyor. Hayır, aşk diye bir şey var. Ya Hayır, ya. sevgi diye bir Harbi şey var. sevdim. O aşk dediğin şey de sevdim birisinin sikini senin amına sokmaktan ibaret. Ya onun mekanizması bu. Aynen öyle. Onun sosyal mekanizması, onun biyolojik Tabii. mekanizması. Ya şimdi bir düşün. Senin niye memelerin var? Değil mi? Çünkü senin atalarında meme yok. Niye senin memelerin? Çünkü avcı toplumlarda erkek gidiyor avlanıyor. Anne bırakamıyor yuvayı. Şimdi adam öldürdüğü avı kendi yemek yerine geri getirmesi lazım. Bir incentive lazım. O incentive seks apeldir. Onun için kadın daha seksi hale gelir. Bekleyen birisi var gibi oluyor. Tabii, tabii. Şimdi bakıyorsun bize ne diyorlar? The naked ape. Jenitallerine bakıyorsun. Jenitallerin orası kıllı. Vajinanın üstü de kıllı. Penisin üstü. Niye? Çünkü oranın kokması lazım. Ha eskiden köpekleri falan görürsünüz. Ne gider? Önce orayı koklar. Çünkü bunun kokması lazım. Yani böyle baktığın zaman bilmiyorum ama dünya bana çok daha güzel gözüküyor. Basit yani. Aslında bence biz çok aşırı karmaşıklaştırıyoruz.